Sevgili seyirciler, denk gelince stüdyoda bir araya geldik. Evet. Çok sorun var, iyi de oldu. Çünkü yüz yüze konuşmak daha iyi oluyor. Kesinlikle. Hocam. Birçok gündem başlığı var ama ben herkesin beklediği o soruyu sorayım. Cansu Çamlıbel'e önemli bir açıklama yaptınız. Evet. T24'teki gazeteci arkadaşımız. Dediniz ki MHP'nin şu anda AKP üzerinde ciddi bir vesayeti var. Bu bir hissiyat değil, somut bir gerçek. Bahçeli Erdoğan'ı tehdit ediyor, elinde bir dosya var. Benim bildiğim eski bir AKP'li bakan AKP'nin bütün karanlık ilişkilerini bu dosyaya koydu ve Bahçeli'ye verdi dediniz. Evet. Herkesin bildiği sır mı o bakan? Şimdi bakın, öncelikle söylediklerimin hiçbirisi gizli değil. Bu söylediklerimin tamamı bilgi evreninde dolaşıyor zaten. Ben sadece hepsini bir araya getirdim. Hı hı. Yani AK Parti'nin çok işte Akşeli gayrimeşru, daha doğrusu AK Partililer, kurumsal olarak AK Parti demeyelim, AK Partililerin işleriyle ilgili bir dosyanın veya dosyalar bütününün Devlet Bahçeli'ye iletildiği, bunları verebilecek konumda bir bakan olduğu ve Bahçeli'nin Sinan Ateş davası ve CHP-AKP ilişkilerinin yumuşaması döneminde bir fotoğraf çektirip yayınladı. Bu fotoğrafta yüzüğünü gösterdiği, bir dosyayı tuttuğu. Şimdi bunları bir araya getirince zaten manzara çıkıyor ortaya. Orada bir mesaj oldu, açıktı zaten. Açıktı. Ben de bunları birleştirdim ve bir analiz yaptım. Bu analizi paylaştım. Yani yeni bir şey söylemedim. Olanı bir çerçevenin içerisine oturttum. İkincisi, tabii iktidarda bir koalisyon var. Değil mi? Evet. Koalisyon hükümeti yani. Başkanlık rejimi koalisyonları ortadan kaldıracak dediler ama tam aksine çok yanlış bir koalisyon şekli oluştu. Çünkü parlamenter demokrasilerde, koalisyonlarda ortaklar eşit sorumluluk alırlar. Şimdi burada Milliyetçi Hareket Partisi koalisyonun ortağı. Hiçbir sorumluluğu yok. Yaptırım gücü var mı? Var. Atama gücü var mı? Var. Evet. Devleti çalıştırıp çalıştırmama gücü var mı? Var. Bakın, devleti çalıştırıp çalıştırmama gücü var. Ama bütün bunların dışında istediği anda muhalefet gibi davranabiliyor. Evet. Mesela Suriye politikasında susuyor, susuyor, susuyor ve aniden Suriye politikasını sanki her gün eleştiriyormuş gibi kalkıyor. Devlet Bahçeli bir eleştiri gerçekleştiriyor. Evet. Yani AKP'nin politikasına ters bir şey söylüyor. Tabii tabii, ters bir şey söylüyor. Şimdi bugün MHP milletvekili bir soru önergesi vermiş. Yani görünce şaşırdım. Ve böyle bir soru önergesini yani muhalefet partileri vermiyor. Hem iktidarsınız, bütün nimetlerinden faydalanıyorsunuz, hem de hiçbir sorumluluğunuz yok. Evet. Şimdi bu MHP'nin suçu değil, bu sistemin suçu. Çünkü evet, başkanlık sistemi ortaya böyle bir ittifak evet, yapısı çıkar. Zorunlu bir ilişki. Evet, zorunlu bir ilişki. Evet. Bir ilişki. Değerli hocam. Ve bundan dolayı da tabii üzerinde Bahçeli'nin, bakın. Bahçeli'nin bir vesayeti var yani. Var, görünüyor. Tabii, çok çok açık. Evet. Üstelik Bahçeli biliyorsunuz 57. hükümet döneminde hükümet ortağıydı. Ve IMF programı uygulanmış, sonuçlar alınmaya başlamıştı daha yeni. Bursa'ya gitti. Çıktı yaylaya, erken seçim dedi. Evet. Şimdi IMF'siz bir IMF politikası uygulanıyor. Bahçeli çıksa, erken yeniden seçim dese AKP dağıldı. Diyebilir mi? Diyebilir. Yani bakın, diyebilir. Yani çünkü Bahçeli'nin bulunduğu noktada %9 almakla %11 almak arasında, %6 almakla, bakın 6'yı bin için söylüyorum, 6 almakla 7,5 aranmasın. Hiçbir fark yok. Nereye kendini konumlamış yani?
hocam? Yani istediği gibi davranma özgürlüğüne sahip. Ve kısa vadede bir şey yapabilir, muhalefet yapabilir. Tabii bunu Erdoğan biliyor mu? Biliyor. Ve bunun da bir başka sonucu oluyor. Nedir biliyor musunuz o sonuç? AKP-CHP yakınlaşması tırnak içerisinde Türkiye'yi parlamenter demokrasiye doğru götürüyor. Yine benim o söyleşide ifade ettiğim husus. Bu bir parlamenter demokrasi istenecek bir şey mi? Tabii kesinlikle istenecek bir şey. Parlamenter demokrasiye dönmeliyiz. Bu rejim sakat bir rejim. Kurgusu yanlış bu rejim. Evet. Ve bununla devam edilmesi mümkün değil. İki, Erdoğan %51 alamayacağını biliyor bundan sonra. Yani bu program iyi gitse de, tırnak içinde iyi gitmesi de bir şey ifade etmeyecek ama yine 51 alamayacak. Üstelik kendisi 51 almadığında bir başkası 51 alacak. Ve o kadar kontrolsüz ve büyük bir güç karşı tarafın eline geçecek ki bu Erdoğan'ın rüyasında bile görmek istemeyeceği bir. Evet. Kendisinde olan güçle ne olduğunu biliyor çünkü. Biliyor. Evet. Kendisi. En iyi o biliyor. O yüzden parlamenter sistemi zor olacak. Parlamenter sisteme döndüğünde %49 da kaybedecekken %39 da iktidar olabilir. Evet. İşte geçmiş seçimlerde olduğu gibi. Evet. İki, yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne böyle bir ilişki içerisinde bir zorunluluk ilişkisi kartı olmaz. Zaten dağılır. Daha önce de Cumhur İttifakı dağılmıştı başkanlık rejimi sırasında. Yani yerel seçimlerde İyi Parti genel başkanının o dönem genel başkanı Akşener'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret edip onlarla ittifak kurmayı teklif etmesi ve CHP'nin yerel seçim ittifakını kabul etmesinden sonra Cumhur İttifakı tekrar kuruldu. Onun için parlamenter rejime geldiğinde çok daha rahat dağılır. Hatta o zamana kadar bile dağılmış olur bu görüşmeler başladığında. Çünkü Bahçeli'nin çok net bir tavrı var. Başkanlık sistemi devam edecek. Neden? Başkanlık sisteminin kendisine verdiği gücü biliyor. Evet, ısrarla onu söylüyor. Tabii yani, ısrarla söylüyor. Ondan asla vazgeçmeyiz diyor ve hatta yüksek perdeden söylüyor. Erdoğan'a da o tahakkümü belli oluyor yani. Bundan vazgeçemezsin. Ya bana zorunlu olacaksınız diyor. Tabii. Peki niye bunu diyor? Başa döneceğim. Sayın Özdağ, unutmam soruyu. Tabii. Kimdi o dosyayı getiren? Ben isim vermem yani ama... Hepimizin tahmin ettiği isim var. Yani bu kadar bilgiyi toparlayabilir, kim toparlarsa o vermiştir. Ama benden şu isim diye beklemeyin. Herkesin düşündüğü isim, herkesin ne düşündüğünü bilemem. Eski İçişleri Bakanı. Bakın ben bir şey söylemiyorum. Yani, onu tarif ediyorsunuz da. Hayır. Bu kadar ben bir şey tarif etmiyorum, bu kadar... söylüyorum sadece. Bir isim vermem. Doğru da olmaz isim vermek. Evet, peki. Biz de tahminimizi söylemiştik. Tahminimizi söylemiştik. Bu kadar bilgi elinde toplayacak, Bahçeli ile bu kadar yakın olacak ve ona böyle bir dosya getirebilecek eski bakan olan tek bir isim geliyor akla. Evet. İzleyicilerimizin aklına o gelmiştir büyük ihtimalle. Sayın Soylu da bir cevap vermek isterse ekranımızda açık, onu da söyleyeyim. Bir daha ben böyle bir şey söyleyeyim, size verir Soylu. Bana cevap verebilir. Ben değilim, beni ima etmeyin falan diyebilir. Ama sizin anlattımlarınızdan ben öyle bir fotoğraf çıkardım, odur diye. Peki, Soylu'dan devam edelim. Biraz önce haberler düştü ajanslara. Şu anda Ankara böyle kaynıyor. Süleyman Soylu acaba yeni bir parti mi kuruyor diye. Orada derin kaynağı olan gazeteci arkadaşlarının öğrendiği bilgiler bu yönde. Ne diyorsunuz? Şaşırmadım, ben bunu söylemiştim hatırlıyorsanız. Süleyman Soylu ile bir tartışmamız vardı. Videoyu hala bulabilirsiniz. Dedim ki ben Süleyman Soylu bir parti kurmak için çalışmalar yürütüyor. Bunun için İstanbul'da kurulan bir merkez vardı. Yani detayıyla biliyordum hadiseyi. Ve durduruldu sonra o proje. Ama şunu ifade edeyim. Ya parti kuruyorsa o zaman...